Dostlar selam. Öncelikle az önce yeni yamada 5 saatlik bir yayın yaptım. Yeni metaya hakimim ancak yorgunum. <laughs> bu sebeple sürçü lisan edersem affola. Dün sabah oyuna çok büyük bir yama geldi. Bu yamadan mütevellit YouTube özel bir yeni yama ve yeni meta bilgilendirmesi temalı bir içerik üretmek istedim. Buna zorunlu hissettim çünkü bu yama çok değişti ya oyun. Oyun gerçekten çok değişti. Bana göre metadaki en iyi kompozisyonlara ayrıntılarıyla size anlatmaya çalışacağım. Umarım bu videoda vereceğim bilgiler çoğunuzun işine yarar ve verimli olur. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız abone olup beğenip bir yorum atarsanız çok sevinirim canlar. Hemen başlayalım. Burada bir fotoğraf karşılıyor bizi. Ancak biz zaten ayrıntılarıyla ele alacağımız için bu fotoğrafın üstünde durmamıza hiç gerek yok. Bunlar da LoL Client ile alakalı zaten. Oyunla bilgisi yok. Ah, buradan başlayalım. Aşamaya dayalı oyuncu hasarı arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Oyunların daha kısa sürmesini istiyorlar artık. Üçüncü aşama ve dördüncü aşama yanlış hatırlamıyorsun. Yok dördüncü aşama ve beşinci aşama. Hatta altıncı aşamada. <laughs> oyun yani oyuncuya verilen hasarlar arttı. Yani artık daha erken öleceğiz. Bu önemli. Maçları daha hızlı bitirmek istiyor. yani ki bence mantıklı da. Hızlı bitmesi daha iyi. Bazı maçlar o kadar late kalıyor ki. Hani 40-45 dakika bir oyuna zaman ayırmak koyuyor. Yani bu kadar zaten. Üç, dördüncü aşama, beşinci aşama ve altıncı aşama. Oyuncu hasarları artmış. Gerisi aynı zaten. Seviye atlamak için gereken X miktarı. Bu da çok önemli. 8. seviyeden 9. seviyeye çıkmamız için 8 altın daha fazla istiyor artık. 9'dan 10'a çıkmamız için de 4 altın düşürmüşler. İyi mantıklı bence. Ama yani bunun buna rağmen ki bunu yapma sebepleri 4 altınlık şampiyonları 3 yıldızı yükseltmenin bu kadar yaygınlaşması. Birinci olmanın diğer yollarını gölgede bırakıyor. Çok doğru. Yemin ederim geçen hafta her maçımda bir tane 4 kost düşleyen, yani 4 altınlık şampiyon üçleyen birisi maçı kazanıyordu. Öne, önünü almaya çalışıyorlar ama yani bu yetersiz ya bence. Onlar da bunu yetersiz olduğunu fark etmiş olacak ki dükkan ihtimalleriyle altın miktarındaki düşüşün 3 yıldızı 4 altınlık şampiyonların metadaki hakimiyetini azaltacağını düşünüyoruz. Diyerekten 8 levelde 4 kost görme ihtimali %2. 9 levelde %5 düşürmüşler. Çok ilginç. Yani bu bayağı şey yani çok değiştirir bu oyunu öyle söyleyeyim size. Çünkü saçmalık şu. 9. seviyede. <laughs> yani. Cidden. %30 bence baya tehlikeli ya. Bilemedim. Rakiplere gelir bize gelmez gibime geliyor da. Hayırlısı. ya bir de şey de tuhaf. 8. seviyede 2 kos görme ihtimali %27 mesela. Yani bunu. Arttırmaları buradan buna vermeleri biraz kötü. Bilmiyorum. Önünü alırlarsa çok iyi ama önünü alacaklarını zannetmiyorum ki bugün yayınımda da zaten bir maçta yani %100 kazandığım bir maçta birisi en üçleyip yine maçımı mahvetti falan. Neyse çok üstüne durmayalım onların. Şimdi de ziyaretler. Ahri ziyaretler. Artık 15 değil 10 can kazandırıyormuş. Okey. Kane Aşağı 5 4 oyunu sonlandırdığı ziyaret artık daha sık gerçekleştiriyor. Korkunç. Umarım bana gelmez. Orn yadigar eşya. Okey yadigar eşya bir sürü yeni geldiği için muhtemelen Onları bize tanıtmak adına bunu yapıyorlar. Soget dükkan yuvası karşılığında eşya seçimi sunduğu ziyaret artık daha nadir gerçekleştiriyor. Zaten ben bunu bayağıdır görmüyorum. Bir aydır falan görmüyorum belki de. Dayana tamamlanmış eşyaları bileşenlerin ayırdığı ziyareti daha nadir gerçekleştiriyor. Çok iyi. Birel ya çemberde özgürce hareket edebilir ziyareti de artık daha nadir. Okey. Niko çemberdeki şampiyonları küçük Niko. Bu şampiyon çoğaltacak dedi. ziyareti daha nadir. Tamam. Timo ziyareti daha nadir. Batula. Bu konk ışıltılı daha nadir. Çok güzel. Bu Kong çemberdeki tüm ışıltılar okey. Bu şampiyonlar ışıltılı. Onda zaten gelmesin abi. Güzcan gittiğimde hep bu oluyor. Bana en kötü ışıltılı eşya kalıyor. Kazik ziyareti kaldırılmış. Çok güzel. O get Niko getirdiği şey kaldırılmış. O da çok güzel. Oyunun dengesini bozuyordu. Niko çemberdeki tüm şampiyonlara. Niko yani şampiyon çoğaltıcı eklediği ziyareti kaldırılmış. Çok güzel. Bunker yıldız 4 altınlık şampiyonlarla dolu bir çember oluşturdu. Ziyareti kaldırıldı. Zaten bu çember korkunçtu ya. Bir şey falan bunda hemen. Çok korkunçtu. İyi olmuş. Buraya kadar çok güzel. Kaçıranlar için tekrar söyleyelim. Yadigar eşya üstleriyle oyunlar aşamasında size daha fazla alternatif sunabilmek için katalogumuza 27 yadigar eşya ekliyoruz. Ya abi çok fena. Bunları biz nasıl ezberimize sığacağız bilmiyorum. Biraz zorlayacak bize ama mecbur alışacağız. Özür dilerim bir saniye. Şu an arkadaşlarımla gibiyim ya. Öyle çekiyorum videoyu. Samimiyet için. Çok samimi geldiyse siz özür dilerim. Cidden çok yoruldum ya. 5 saat yayın yaptıktan sonra. Büyük değişiklikler. Geldik. Şu yazıları hiç okumayacağım. Buraya geleceğiz direkt. Çünkü burada bunlar açıklıyor. Sirius saat özelliğinin Sirius Suad'ların sağlığı yetenek gücü 6 Sirius Suad'ın da arttırılmış. 8 Sirius Suad'ın da arttırılmış. Sirius Suad çünkü kimse 6 Sirius Suad'ı ve 8 Sirius Suad'ı oynamıyor bu oyunda. Gerekli bir buff. Okey. Takıma saldı yetenek 100 arttırılmış yine. 6 ve 8 seyir üstü Çok güzel. Orman bekçilerini yük başına kazandırdığı can. 6 orman bekçisini nerf yemiş. 11, 10, 11'den 10'a düşmüş. Yetenek gücü 65'ten 55'e düşmüş. Çok güzel bir nerf. 6 orman bekçisi baya bozuktu. Kesinlikle doğru. Düellocuların yük başına kazandırdığı saldırı hızı 6 düellocu ve 8 düellocu da artmış. Hatta 4 düellocu da, da artmış. Bu çok güzel bir buff. Hem erken oyunlu hem geç oyunlu bufflamışlar. 8 öyle artmamış bu arada özür dilerim. Ben yanlış okumuşum. Hem şöyle bir bug vardı arkadaşlar. Kader orta asetin mutlak sömürü ilavesi artık dirençler devreye girmeden önce uygulanmıyor. Ve sadece saldırılarla yeteneklerden ileri gelen hasar uygulanıyor. Bu bir bug'dı. Nasıl söyleyeyim size. Örneğin rakibin tankında ejder pençesi var. Büyü direnci veren. Benim Saintram'da Rabodon var. Rabodon Saintram ona vurduğunda. Ejder pençesinin. Hani kırdığı o hasarı kırmamış gibi can yeniliyordu sanki. Anlatabildim mi bilmiyorum. Artık o bak yokmuş. O yüzden de setin ilavesini arttırmışlar %3. Ya bu aslında buff gibi görünüyor ama nerf gibi bir şey. Öyle söyleyeyim size. Nerf aslında bence evet direkt. Yedi ganimetçi zaten nerf yesin. Baya nerf yemiş ama. Güzel artık yedi ganimetçi yapan %100 kazandım diyemeyecek. Çok güzel. Göksel özelliği artık birimlerin yıldız seviyeleriyle birlikte güçlenmiyor. Çok önemli. Göksel özelliği artık gökselleri %70 daha fazla nitelik kazandırıyor. %70. Bu da çok özel. Önemli. Göksel özelliğinin ilave nitelikleri. Ee, nerf, 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 nerf. Hepsi nerf yemiş neredeyse. iki göksel hariç. Ama yani %70 kazandırdığı için, daha fazla kazandırdığı için bunlar gerekli. Nerf diyorum ama aslında buff gibi nerfler. Açıklayacağım size onu birazdan. Göksel ambleminin mutlak sömürü ilavesi de nerf yemiş %1. Çok güzel. Kayle'i bufflamışlar. Gerekliydi Kayle buff'ı. Kesinlikle gerekliydi ama ben hala Kayle'e güvenmiyorum mesela. Şunları okuyorum. Hala güvenmiyorum. Çünkü Kayle'in skill atması çok zor oluyor. Şu an mavi Kayle yapıyoruz. Onda da skill atması baya zor oluyor. Canı çok düşük çünkü genelde. Her şey üçleyemediğimiz için. Sivir, Garen, Riven hepsi üçleyemeyiz. Üçlersek lobinin gerisinde kalırız. İnsanlar Lissandra 2, Rally 2 vesaire yapacak. Gibisinden. O yüzden ben Kayle'e çok güvenmiyorum. Çok peçete çünkü yani. Direkt tek Skill atmanın. Bana yenileme itemi de veremiyoruz. Çünkü keyli item verilmiyor. O yüzden. Metap. 6 metap bufflanmış. %25'e çıkmış. İnfaz eşiği. Önemli bir buff. Tamam. Hep söylüyordum zaten size. Darius set başından beri oyundaki en kırık bir altınlık şampiyon. Onu nerflemişler. 1 ve 2 leveli nerf yemiş. 3 leveli aynı kalmış. ki çok doğru bence yaptıkları. Güzel bir nerf. Kogmav 2 level ve 3 leveli bufflanmış. 1 level aynı. Gerekli bir buff. diyorum ama hala bence met olmayacak. Ya girer ya yani met olmayacak derken çok duruma bağlı bir kompozisyon. Hani bazen seni birinci de yapar. Genelde de sekizinci yapar yani. Gibisinden. Mavi güçlendir. Metistan lazım ve kanı sahip. Taşıyıcı Riven. Ebuli masalların geliştirme sürecindeki oynanış testlerinde ortalığı kasıp kavuruyordu. Bakalım bu yamada eski haline dönebilecek mi? Dönmeyecek. Spoiler veriyorum kusura bakmayın. Çünkü Lissandra metayken böyle bir şampiyonun. Yani çok zor met olması. Ve bir level, iki level, üç level hepsini bufflamışlar. İyiymiş. Ama ben tavsiyem size çok çok oynamayın ya bunu. Sabah bir deneyeyim dedim yok. Yok. Lisantalar hareket ettirmiyor. Civa vereyim dersen daha sarın yetmeyecek. Vesaire. 3. aşama birimlere geldik. Alyon'un saldırı hızı %5 artmış. Gerekli bir buff. Bard'ın saldırı gücü 5 artmış. Gerekli bir buff. Tristan'ın saldırı gücü 60. Olmuş 5 artmış. Yetenek hasarını arttırmışlar. Yani AD oranını arttırmışlar. Yetenek gücü oranını azaltmışlar. Ama bu bir buff yani. Yetenek gücü azalmış diye güçsüzleşmiş gibi düşünmeyin. Güçlendirmişler. Şu saldırı gücü çok önemli. Yani şu an baya Tristan'a 1. Yanlış görmüyorsam Tristan'a 1 ile 2'nin saldırı gücü şey aynı. Baya kırık. Tristan'a 1 ve 2 de bayağı güçlü olmuş. bir 1 level, 2 level ve 3 level hepsi birden ya iyileştirmesi bufflanmış hepsinin. E bu şey yapıyor. Erken oyunda Tristan'a ve Volibear bazen minyonlardan atıyor oyun. Erken oyunda Voli ve Tristan'a görünce satmamamız gerekiyor herhalde. Kazanma serisi yapmak için. Öyle game'de korkunç olmuş çünkü. Şu Voli zaten %140'lay da bozuktu. Yani %150 yapmışlar falan. 1 leveli en güçlü şampiyonlardan birisi oyunda bence. ilginç bir buff. Zoe 1 level, 2 level ve 3 level hepsi bufflanmış. Korkunç bence. Ya Zoe zaten güçlüydü bana kalırsa. Birinci olması için önde çok güzel bir tank gerekiyor. Diana üçlü hatta bir kompozisyonla oynuyoruz. Onu da gösteririm size. Videonun sonuna doğru kompozisyonları tek tek koyacağım. Kafamdaki o yeni metadaki kompozisyonu. Onu da geçelim. Zoe zaten güçlüydü onu anlatacağım size. Dördüncü aşama birimlerde. Kayn'in zırhı ve büyü direnci 10 azalmış. Makul. Morgana'nın yetenek hasarını 3 levelini bufflamışlar. Makul. 3 üç leveliyle 3. olduğumu hatırlıyorum Morgana'nın. Yani rakip şampiyon gruplarını hedef alma ihtimali artık daha yüksek. Kalabalık rakip şampiyon gruplarının herhalde. Çok güzel bir buff. Çünkü Morgana bazen tek kişilik alan açıyordu. 8 kişi bir tarafta dururken bir adam bir tarafta onu atıyordu falan. Gerekli bir buff. Saint kötü 4 kostluk şampiyondu bence. Onu da bufflamışlar. Bu da çok gerekliydi. Eee um, Lissandra'nın canı 1200'den 1100'e düşmüş. Oyundaki en güçlü şampiyon. Set başından beri söylüyorum bu şampiyondan daha güçlü bir şampiyon yok. 100 can nerf'leyip %10 sadece nerf'lemişler ganimet kazandırma ihtimalini. Çok iyimser bir nerf. Lissandra hala oyundaki en güçlü şampiyon. Takım bunu okuyup "Aa Lissandra güçsüzleşmiş. Boş verin ben eş oynamayayım." veya ne bileyim "Lissandra buldum. 7 level'de onu bordum atlayayım falan." demeyin. Hala oyundaki açık ara en güçlü şampiyon bence. Kesinlikle her board'da yeri var. Bu nerf değil onu söyleyeyim size. Yani direkt. Eklentilere gelelim. Eklentiler arkadaşlar zaten ben kendim de yeni yama notlarını okurken eklentileri okumuyorum. Neden? Oyun içinde de okuyabiliyorum. Değiştiğini anlayabiliyorum vesaire. Ki burada yazıyor zaten rolün sitesinden. Çok merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Oraya onu çok üstüne durmak istemiyorum. Yeni orn itemleri geldi yadigarlar. Geldik başladık en kırık olanıyla başlıyorum. Bu cidden en kırık olanı. Bunu gördüğünüzde mutlaka bunu alın. 400 can. %20 saldırı gücü. 20 yetenek gücü. Verdiği bu statları geçtim. Kullanıcı. Çatışma başladıktan 18 saniye sonra %100 azami can kazanır. Ve çatışmanın geri kalanı boyunca %150 daha fazla hasar verir. Bu ne demek? Örneğin kokma oynuyorsunuz. Togetinize bunu verdiniz. Togeti de en arkadan başlatıyorsunuz fight'a. Çünkü 18 saniye boyunca ölmesini istemiyoruz. Toget 18 saniye atıyorum bir de Warmog verdik. Üçledik Toget'e. 18 saniye sonra bu Toget'in atıyorum canı 4000 ise 8000 olacak. Ve %150 daha fazla hasar verecek. Toget çok güzel bir örnek buna. Çünkü cidden verilebilecek bir çar. %150 daha fazla vuran 8-9000 canlı bir Toget'i hayal edin. Bu item Anchor'ı yeni gelenlerden. Umarım karşınıza gelmez siz oynarsınız ilk. Benim karşıma da geldi bugün. Yozlaşmış vampiri alsa. 150 saldırıza kullanıcılı saldırıları saldırı gücünün 150 kadarını yer miktarda ilave fiziksel hasar verir ve kullanıcıyı verilen hasar kadar iyileştirir. Kullanıcı yeteneğini kullanamaz veya mana kazanamaz. Ee, Düellocuları verilebilirmiş aslında. Şu an bir düşündüm. Kime gider bu? <laughs> Şurada yazıyordu aslında. Oyunda kendisi öneriyor. Örneğin Yozlaşmış vampir asaya sahip nar. Oo doğru lan narı niye düşünmedik? Çünkü narın saldırı gücünün 150 kadarına diyor ya dostlar. Nar zaten hayvan gibi şey oluyor. Nasıl? Bunu size nasıl anlatabilirim? Tam neyse. Nar çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> ya narın pasifinde arkadaşlar hasar aldıkça veya verdikçe saldırı gücü geliyor. O yüzden nar çok kırık. Yani zaten direkt saldırı gücü alıyor anladın mı? Yani hasar yetenek kullanmadan da saldırı gücü alıyor gibisinden. Onlar da o yüzden narı kullan. Ö örnek göstermiş. Kılçık %30 saldırı gücü, %30 saldırı hızı. Kullanıcının saldırı mezli iki katına çıkar ve saldırıları rastgele rakiplere hedef alır. Çok ilginç. Neyse çok üstüne durmayacağım. Gizemli trench kod bu da çok ilginç. 250 can %25 saldırı hızı kullanıcı çatışmada bir kez olmak üzere canı 150 değerine düştüğünde her bir azami canı %33 kadarına yer miktarda cana sahip 3 kopya bölünür özel şampiyon başına sadece bir adet. Bu ne demek? Ben gidip Udyr'a bunu verdiğinde Udyr 3 kere 3 tane Udyr'a bölünecek. Zaten bir tane Udyr bile ölmüyorken 3 Udyr'a olacak adamın. 3 Udyr'ın da pasifi çalışacak. 150 canın üstüne tekrar canını fullleyecek. Alamistan. fistan. Baya bildiğin bunu görünce direkt aklıma Udyr geldi. Lisantra da ilginç oluyor bu mesela. 3 tane Lisantra stand atan falan. Yani güçlü şampiyonların hepsine verilebilir. Ama bence tank ve ya, kitle kontrole sahip Böyle stun şampiyonlara vermek daha şey. Tanklara veya onlara vermek daha doğru. Çünkü bir de şey var. İtemleri de o kalıyor üstünde arkadaşlar. Üçe bölümünde. Aynı itemler de üstünde kalıyor. Ufuk getiren 250 can 15 mana 20 zırh ve büyü direnci. Kullanıcının sersemlettiği rakiplere yıldırım çarpar. Yıldırım azami canı 130 kadarı neşter miktarda büyüye soruyor. Wow. Wow. Bunu görünce aklıma direkt Nautilus geldi. Direkt. Nautilus neredeyse tüm orada zaten sersemletme atıyor. 130 kadarın eşdeğer miktarda da büyü hasar veriyor. Azami canının. Atıyorum var mı o var? He yok rakiplerin azami canının galiba. Anladım. Çok kırık var. Nasıl yusa bunu deneyin mutlaka. Tofuduk eldiven %60 saldırı hızı kullanıcı küçülür. Hızlanır. %20 hasar azaltma kazanır. Ve buz tutma tesirine karşı bağışıklığa sahip olur. Yone, Kane, Kha'Zix geldi aklıma direkt. Volibear. O tarz şeylerde kırık olacak gibi görünüyor. Hem civa etkisi de var. Hem de deli gibi hasar, saldırı hızı vesaire veriyor. Oluruz lan burada. Sonsuz çaresizlik. 400 can 40 zırh. Ee, kullanıcı kalkanı kırıldığında en yakınındaki rakibe kalkanın ilk değerinin %100 kadarını eşdeğer miktarda büyü hasar verir. Örneğin Taylas oynuyorsunuz. 6 metap. Taylas'a da iki tane şey verdiniz. Kraliyet tacıydı galiba ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. İngilizce crown olan item. Ee, o da kalkan veriyor ya. O patladığında kalkanı bittiğinde çevresindeki herkese o kalkanın değerini %100 kadar neş değer miktarda büyü hasar verir. Korkunç. Bunu ben direkt saylasa düşündüm. Bombardıman topu 150 saldırı Kullanıcı bir saldırı menzili kazanır. Bu ilave kullanıcı bir rak rakibi bir katlettiğinde bir artar mı? Ha, bir rakibi katlettiğinde bir artar. Özür dilerim. Sözü lisan ettim. Ee, bunu özellikle Çin'de. Twitter'da görmüştüm. Çin'de bunu Kiana'ya veriyorlarmış. Ve deli gibi. Metayı domine ediyormuş şu an Çin'de bu olay. Bunu Kiana'da mutlaka deneyin. Ya biz çok şampiyona gider bu. Yani şey düşünmeyin ben böyle diyorum diye sadece Kiana'ya gidecek diye bir şey yok. Her şampiyonu denemek lazım. Bilmiyorum şu an hiç oynamadım bu itemle. Zindelik broşu 150 can 15 mana. Kullanıcı bir saldırıdan isabet aldığında toplam manasının %2 kadarını kazanır. Her yetenek kullanımı 3 saniye kullanıcının azami canının 120 kadarını yeniler. iş. Rüden'in çığlığı, 130 saldırı gücü, 30 yetenek gücü, kullanıcı bir hedef katlettiğinde hedefin en yakınındaki 3 rakibe fazlalık hasarın %100 kadar artı 100 büyü hasarı verir. Anladığım şu, katlettikten sonraki fazlalık hasarı diyorsa eğer mesela Caitlyn 3. Caitlyn direkt en arkadaki taşıyıcıyı öldüğünde yanındakileri de öldürecek gibi. Yani. Çünkü Caitlyn çok saçma hasarlar çıkarıyor 3 işte, levelde. Onun gibi bir şey yani. O, o öyle şampiyonlara gidiyor. Gereksiz burst'ı olan, ani hasarı olan şampiyonlara. Gümüş göl şafı %165 saldırı gücü what the fuck. Böyle bir item olamaz ya. Elli zırh ve büyü direnci. Kullanıcız özür dilerim. Dersen metmere karşı bağışıklık kazanır ve saldırıları hedefi 0.8 saniyeline sersem metir. Kullanıcının saldırı 0.5 değerine sahiplenir. Ha, sabitlenir. Anladım abi. Yani bu kadar saldırı gücü veriyorum ama diyor sana. Saldırı da düşürüyorum ki oyun kırılmasın. İlginç. Tanklara mı vereceğiz bunu ne yapacağız? Bunu anlamadım. Neyse. <laughs> İrelia'da nasıl olur acaba? Sinsi pençe. %25 saldırı gücü. %25 kritik vuruş ihtimali. Kullanıcı bir hedefi katlettikten sonra tüm olumsuz etkilerden arınır. Ve 4 hücrelik bir alan içindeki en uzak hedef atılır. Kane. Direkt Kane. Sonraki 2 kritik vuruşu %60 ilave kritik vuruş hasarı verir. Kane, Yone, Kha'Zix. Tamam. Lisin, Lee'sin de fena olur. Neyse. Onu da geçtik. Lanetli kılıç %15 saldırı hızı. 20 büyü direnci, Kullanıcının saldırıları hedefin azami canını %3 azaltır. Kullanıcı aynı hedefi 13 kez saldırdığında hedefin yıldız seviyesi 1 azalır. TFT'nin eski setlerinde böyle bir item var Ya çok ilginç bir item. Kırık bir item ama 13 saldırı da çok fazla. O yüzden bence buna bir buff gelir ya. Hani şu an çok kırık görünse de kağıt üstünde. O kadar güçlü olacağını düşünmüyorum ben. Ortlak palası %40 saldırı gücü. %20 kritik vuruş ihtimali. Çatışma başlangıcında kullanıcı rakibin tarafındaki paralel hücre yaşanılır. 8 saniye sonra ilk konumuna geri döner. Yani suikastçıyı geri getirdik. 2 saniyeliğin ama sadece. Atıyorum Kayn'e e bunu verdiğimde direkt en arkadan başlıyor. Rakibin atıyorum eş oynuyor rakip. Direkt eş tekliyoruz. 8 saniye çok fazla Kayn için mesela. Güzel bir suikastçı itemiymiş. Felaket mücevheri 40 yetenek gücü. Kullanıcı büyü hasar verdiğinde hedefinin büyü de 3 azaltır. Hedefinin büyü direnci 0 ise büyü hasar verdiğinde 5 mana kazanır. Bu da alan vuran şampiyonları çok iyi olur herhalde. Divey mesela. Morgana mesela. Onlar da bayağı sürekli skill attırabilir bu. Güzelmiş. Aklın sonu. %30 saldırı hızı 30 büyü direnci. Kullanıcının saldırıları aşamaya bağlı olarak 42 ila 100 ilave büyü hasar verir. Kullanıcı büyü hasar verdiğinde bu hasarın %35 kadarına eş değer miktarda can yeniler. Güzel bir off tank temiymiş. Kaylas mı? Ama Aldırıları diyor yani düz vuruş atması gerekiyor. Volibear bir mesela değil mi? Galiba. Aynen. Ama Voli bir da çok ya yani aşırı tank olacak. Bunun yanına çok ofansif tamlar vermek gerekiyor galiba. Neyse. Yasak idol 200 can 25 zırh ve büyü direnci. Kullanıcı kalkanlarının 150 kadarını azami cana dönüştürür. Ben bugün bunu Yasuo'ya varmıştım. Bana bir kere gelmişti. Yani kader ortağı buffından kalkan kazandığı için Yasuo kalkan vermiştim. Yan yanılmıyorsam 3 kaler ortaydım ve 500 can falan veriyordu sadece tek itemle. Yani bu item tek başına 500 can veriyordu. O 3 kaler ortası senaryomda. Güzel bir item Sylas'lık bence tam. Yine Sylas'a geldik. Metap. Metapla birlikte şu kalkan itemlerini steklemek gerekiyor galiba. Rich One 30 yetenek gücü 15 mana. Kullanıcının her yetenek kullanımından sonraki ilk saldırısı aşamaya bağlı olarak 180 ila 380 ilave bir hasar verir. Mana havuzu az olan şampiyonlarda çok kırık olabilir. Örneğin çok Nashor Naşor vereceksin. Naşor Lich -Buan gibi. Aynen. Güzelmiş. Flash Yield arması 50 zırh ve büyü direnci. Kullanıcı 3 saniyede bir yüzdelik canı en düşük takım arkadaşına kendi toplam zırh ve büyü direncinin %50 kadarını eş değer miktarda kalkan kazandırır. Kullanıcı katledildiğinde bu kalkanı tüm takım arkadaşlarına kazandırır. Bayağı ilginç bir itemmiş. Böyle hem support hem tank. Güzel bir item. Maceracının pozu bende. 25 yetenek gücü, 25 zırh ve büyü direnci. Kullanıcı alt etme halinde 10 zırh, büyü direnci ve yetenek gücü kazanır. Alt etmeyi kendisi gerçekleştirdiyse 15 zırh, büyü direnci ve yetenek gücü kazanır. Çok güzel item. Demircinin eldiveni artık 300 can ve %30 kritik vuruş ihtimali kazanıyor. Demircinin eldivenini bilmeyenler varsa isminden. Hırsız eldiveninin orn itemleriyle olan versiyonu. Eklenti olarak geliyor bazen. Bazen de ganimetçiden ödül olarak geliyor. Altın hakimin asası kaldırıldı. Çok Okey zaten çok üzüldü bu son zamanlarında. Bogun'un zırhı kaldırıldı. Bu beni üzdü. Early game'den en sevdiğim, erken oyunda sevdiğim itemlerden birisiydi. Çünkü 2 gold kazandırıyordu. Çok güzeldi o. Üzüldüm. Yeni destek eşyaları. Ebedi Alev. 250 can kazandırıyor. Kullanıcı hayattayken tüm rakipleri 133 yaralar. Ve tüm takım arkadaşlarının %7 daha fazla hasar vermesini sağlar. Bu etki 5 saniyede bir yenilenir. Çok güzel bir item. Yani mükemmel bir item hatta. O mutlaka metayı etki eder. Ben bunu gördükçe alırım muhtemelen. Ağır yaram yoksa ya, Yani. ve gün ateşim yoksa. Kovalye'nin adı 50 can. Çatışma başlangıcında kullanıcı ve aynı sıradaki bir hücrelik alan içinde bulunan takım arkadaşları 200 can ve 112 mutlak sömürü kazanır. Bu Kong, Kane, Lee Sin gibi şampiyonlarda, önde oynayan şampiyonlarda güzel bir item. Tanklık ve can çalma veriyor. Çok güzel. Dinçleştirici ay taşı. 250 can. Kullanıcı 4 saniyede bir yüzdelik canı. En düşük iki takım arkadaşının 4 saniyenin aşamalı, aşamaya bağlı olarak 100 ila 400 kalkan kazandırır. Bunu en arkada... Bugün mesela benim karşımda bunu birçok insan almıştı bu itemi. Tanklara veriyorlardı bu itemi. Büyük hata abi. Bu, iteme itemi bence arkada oynamak gerekiyor. Örneğin İrelli oynuyorsunuz. Kompozisyonunuzda Soraka ve Cana gibi arkada duran ancak yani çok bir işe yaramayan şampiyonlar var. Ölmüyorlardı anladın mı? Onlara vereceksin kendi hani şey olsun. Öndekilere işte hani şey kalkan bassın sürekli canlı kalıp yani canlı canlı kalması gerekiyor. Bu itemi verdiğimiz şampiyon. Rakiplerim yanlış yapıyordu sürekli ve rakiplerim Grandmaster Challenger öyle yani. Best de İki soru burada da oynadım bugün. İlginç yani bunu en arkaya vermek gerekiyor bence. Ölmeyen bir şampiyonu. Nispet 250 can veriyor. Kullanıcı katledildiğinde 250'lik bir alan içindeki rakip birimlerin saldırı gücünü ve yetenek gücünü %40 azaltır. Kullanıcı patlama mezilinde bulunan takım arkadaşlarını 130 saldırı gücü ve yetenek gücü kazandırır. Yani bunu verdiğimiz şeyin ölmesini istiyoruz değil mi? Özellikle rakiplerin taşıyıcısına doğru yakın bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Güzel bir item. Oynanışlar şu abi. Bu yeni ama ya. Bu, o olayına bayıldım ya. Bir sürü şey gelmiş. Yeni taktik gelmiş ya. İtemlerden mütevellit. Fedakarlığın erdemini tabanı iyileştirmesini bufflamışlar. Fedakarlığın erdemini biliyorsunuz zaten. Destek itemi. 114 azami can olmuş Güzel. Kavgacılar da çok güzel oluyor bu da. Örnek yani cidden kavgacı oynuyorsanız bunu neredeyse bunu alın. Mutlaka alın. Çok fark ediyor. Okey. tam değişmiş. Küçük değişiklikler. 3 yıldızı 4-6 şampiyonların bu kadar yaygın olduğu bir meta bize güç seviyelerini değerlendirmemiz için bir çok veri sunuyor. Bu çok güçlü birimleri 3 yıldızı yükseltmek artık daha zor olduğundan performansı en düşük olanların daha etkili olmasını sağlıyoruz. Hilyo 3 buff. 3 yıldızı 10 buff. Ayrıca artık ışıltıda eşyalar dövüyormuş. Bu ne demek? 3 yıldız zorun yapılırsa okey maç bitti. Muhtemelen siz 5 kost üçlemediyseniz. Veya daha iyi bir 4 kost üçlemediyseniz. Aylas 3 üç yıldızı bufflanmış. Okey. Zaten çok güçlü bunlar ya. Ben hepsiyle win aldığımı hatırlıyorum bunların. Hepsiyle kazanmıştım. Hiç kaybettim hatırlamıyorum bunlarla. Lilia ile belki bir kere kaybetmiş olabilirim. Neyse. Yani ben bir su içeceğim. <laughs> Özür dilerim abi. Çok konuştum ya. Bık 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 ne konuşuyorum. Affola canlar. <laughs> Eklentiler. Hem anladım. Eklentilere yeni şampiyon eklemişler. Buna çok sevindim. Ejder Lord armasının can artı dayana kazandırmasına. Oyun başı alamıyordum ya. Gerçi oyun başı geliyor muydu bu? Geçen mi yaşadım? Neyse çok önemli değil. o. Güzel olmuş. Bu çok güzel bir olay. Ya bu çok güzel bir buff. Eklentilere. Sevdim. Ee, muhteşem ikiliyi ben Arkadaşlar sevmiyorum. Oynayanlara saygı duyuyorum. Ama yeni yama bitmiş. Çok güzel. O kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Size göre çok hızlı olmayabilir ama 26 dakika benim için bayağı hızlı oldu. Şimdi size sanırım yeni kompozisyonları göstereceğim. Bana göre yeni metadaki en iyi kompozisyonlar. Hemen geliyor. Yeni meta öncelikle izleyicilerimin iyi bildiği gibi benim bu set oynamaktan en keyif aldığım kompozisyonla başlamak istiyorum. Ejder Lordu ve Fedakar üzerine kurulu. Bu kompozisyonda Genelde ana taşıyıcımız Irelia ve Wukong'dur. İkisi de yetenek setinden dolayı hasarını tüm tahtaya ulaştırabildiği için bu kompozisyona bayılıyorum. Bu ikilinin hasarını 8 saniye sonra gelen Ejder Lord'u hasarı ve sersemletmesi ile birleşmesi sonucu korkunç şeyler yaşanabiliyor. O yüzden bu kompozisyon benim en sevdiğim kompozisyon. İtemlendirme konusunda kafanız çok karışmasın ya da bu kompozisyon ekseninde bana göre en önemli item Guinzo. Çünkü İrelia'nın pasifi saldırı hızını saldırı gücüne çeviriyor. Gerisini elinizde ne varsa yapabilirsiniz. İrelia ağır yarayı çok kolay bir şekilde tüm tahtaya yedirdiği için red buff olmaz. Örneğin Morelli olur. Dev de olmaz. Ebedi olur. Runağan olur. Ölüm kılıcı olur. Sadece vermemeniz gereken tek item, bak tek AD item son fısılda. Çünkü Irelia hali hazırda pasifinden mütevellit Omnislot etkisine sahip. Bunu Challenger Elo'da bile o kadar veren insan var ki bu çar bu çara Omnislot'i. Abi deliriyorum. Yapmayın, vermeyin. Pasifinde var zaten. Gerek yok. Ha ben size elinden itemi Guinzo dedim bana göre. Ama Guinzo'suz de onlarca maç kazandım yani. Bunları kural gibi görmeyin abi. Anlatabiliyor muyum? Şöyle söyleyeyim, bunlar genelde çoğu bir de çalışan fikirler tamam mı? Bu itemleri tek tek ekledim ki çoğu bir de genelde bu bu, bu ilkler çalışıyor. Ama yani nasıl söyleyebilirim? Diğer şampiyonlar için de öyle. Girelli yazınca anlattım ya muadile, işte Morelli olur, Devkaz, Runaan ve vesaire. Örneğin bu konuda en önemli item bana göre Blue Buff, mavi güçlendirme. Aynı konuşmayı burada da yapayım. Kano samış olmaz, titan olur. Adaletin el olur. Gecenin kıyısı olmaz, ebedi olur. Kalkan kıran item olur. Yani her şey olur, ebedi, dev katili. Aynı itemler buna da olur. Yeter ki vursun yani. Yani demek istediğim şu. Bu Wukong denilen item Blue Wolf, Bu Irelia denilen item Guinzo dedim ama bu kompozisyonda. Bunlar olmadan da bunlarla maç kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu çarlarla bu itemler olmadan da maç kazanabilirsiniz. Ya bahsettiğim bu. Galio için de mesela gargoyle olmaz var mı olur? Ejder pençesi olur vesaire. Esnekliğe alışın. Mesela çok zenginsindir. Buraya Galio Riven'i kesersin. Hop Orn'la Udyr atarsın mesela. Örnek veriyorum. Niye Orn, Udyr hayvan gibi çarlar mesela. Oldu mu oldu. Udyr Orn olmaz. Bulamazsın ikisinde Galio'da bulamadın, Riven da bulamadın. Oraya ne atarsın? Setle mi satarsın atarsın mesela. Örnek veriyorum. Ya ya yani mesele şu. Biz bunların önüne tank istiyoruz. Tüm mevzu bu. Ya yani çok kafanızda büyütmeyin abi. Genelde zaten Nasıl söyleyeyim? ya? Yani? buradan gördünüz, bunu böyle gördünüz diye illa böyle oynayacaksınız diye bir şey yok. Yüksek elo ile düşük elonun arasındaki en büyük fark bana göre Genelde düşük elonun kontlara siteden bakıp tek tek aynı itemleri yapmaya çalışması. Tek tek aynı şampiyonları yerleştirmeye çalışması. Ee, ve çoğu zaman bu sebeple aşırı fazla can kaybetmesi erken oyunda ve kompozisyonu tamamlayamadan vefat etmesi. Zaten oyun alıştıkça fark edeceksiniz. Oyun sizi oynayacak. Siz oyunu değil. Ya ben Irelia'yım, ben eşim, ben Kaysa'yım vesaire diyecek itemleriniz, sayfalarınız, eklentileriniz vesaire belirleyecek kompozisyonunuzu. GFG oynadığınızı zaten o zaman anlayacaksınız. Bu sebeple denemekten ve kaybetmekten asla korkmayın bu oyunda. Kaybetmek gelişimdir. Biraz gereksiz bir motivasyon konuşması yapmış olabilirim. Neyse. <laughs> Diğer kompozisyona geçelim. Dostlar maalesef ikinci bahsetmek istediğim kompozisyon Lissandra eş Maalesef diyorum çünkü nerfçüye rağmen. Bakın nerf değil. Nerfçük. Lissandra hala oyundaki en güçlü şampiyon. Ben zaten artık TFT'ye Lisantra bulma yarışı demeye başladım. TFT değil bu oyunun adı artık. Lisantra bulma yarışı. Neyse. Porselen destan kompozisyonunun 7'li kemik katrosu bu. Zaten bakın full sinerji falan. Yani bu özene bezene yapılmış bir iki sinerji. <laughs> Porselen ve destan iç içe yapılmış bir şey. Kompozisyon diyelim. Hmm. Tabi buraya bir sürü şey girebilir. Atıyorum tank temin eksiktir. Ornn'a Udyr atarsın. Şöyle göstereyim. Ornn Udyr girer. Udyr'ı bulamadım. <laughs> Burada okey. Mesela hasarın eksiktir. Tank temin çoktur. Eni girer. Azir girer. 4 mana baz olursun. Eni tanklığında destekler falan. Çok güzel. En iyi hali bu herhalde. Ee, en iyi hali demeyeyim. Genelde en çok tercih edilen hali bu diyelim. Çünkü en iyi hali tartışılır, görecelidir şeye geleceğim. Başka o girmez. Set alo yatarsın. 4 gardiyan olursun. Frontu güçlendirirsin dersin. Aa bak 3 arkanist oldum. bu ona gideyim. Sainter atayım dersin. Al diyorum ya. Yani. Bir sürü senaryo var. Benim ana bahsetmek istediğim şey. Geçen zaten Irelia kompozisyonunda da. Geçen anlattığım kompozisyonda da size bahsettim. Esnek olmaya alışmanız lazım. Bu kompozisyonların bir çoğu. Yani bu setin zaten en güzel yanı diyorum. Hep diyorum bunu. Bu sette her çarı her çarlı oynayabiliyorsun bir sürü varyantı var. Örneğin geçen gün ben eş oynuyorum ve hani inanın öyle bir eş oynuyorum ki öyle game'de bilerek kaybettim, dediği gibi ekonomi yaptım. 100 gold 8 level'e gitmişim, rol atıyorum. Bir tane bile eş görmedim. <laughs> Lissandra gördüm diye seviniyordum falan. Abi tamam, eş görmedim. Okey. O aradığım yerde Azir gördüm o maç. Ki YouTube'da da var bu maç. Muhtemelen Elmas'tan Ustalığa 5 saatte videomunda YouTube özel diye geçiyor. Onda değilse diğer videodadır. Yanlış hatırlıyor olabilirim affola. Ama böyle bir maç YouTube'da var. Onu çok iyi biliyorum çektiğimi. Eş bulamadım abi. Azir buldum. Ha dedim ben madem Azir mi buldum. Okey. Tamam. Çok güzel. Eşim yok mu? Tamam. Zamanla ufak ufak şunları sattım. Nasıl sattım mesela? Bu Ammu'yu nasıl satma cesareti buldum? Ornik'i dedim. Bu diğer buldum. Hop dedim Ammu'yu satma cesaretim var artık. Frontum yetecek gibi. Hop. Baktım. Artık böyle şey. En attım mesela. Dört manavaz olayım dedim. Eş gitti çünkü. Bir santram var. Şöyle burada baktım neyim eksik. Dokuza gittim. Hop. Alo yaptım. Hem arkanist açtım hem gardiyan açtım. Arkanist dediğimde siyer üstü aldım. Kusura bakmayın sürekli İngilizce konuşup duruyoruz. Ama inanın alıştığımız için. Yani maalesef. İngilizce öğretmenliği benim mesleğim. Yani hayatım boyunca hep İngilizce gördüm. Ee, yanlış tabi. Ya mesela böyle bir komp yaptım. Tertemiz. Birinci oldum çıktım. Eş oynayanlar bana ping atıyordu. Anladınız mı? Ya bu kompo oynuyorsanız göze alacaksınız. Ha mesela son fısıltım vardı. Benim gittim bir forge attım ona. Guinzo'yu buna verip. Bundaki Shoji'ni söktüm buna verdim. Parazi konuşuyorum tabi. Bunlar yaşandı yaşanmadı. Önemli değil o. Son fısıltıya reforge attım. Atıyorum. diye Claw geldi. Kadeh geldi. Veya en kötü itemlerde örnek vereyim. Kadeh geldiğini varsayalım. Kadeh'i aldım. Lisantra'ya vardım, Lisantra 3. sıraya çektim. Mana yenilesin diye. Ve şuna biz... Ya böyle bir sürü varyantı var bu kompun. İtem konusunda zaten hep söylüyorum arkadaşlar. E, itemler tamamen sizde hangisi varsa en iyisi olur. Ben bunu hep söylerim. Ha, bu çara mesela hem, Lilya'da mesela Blue Buff 4 mana bazda daha iyi. 2 mana baz oynuyorsanız eğer kompun baş, baştaki halini düşünün. işte 2 mana baz 4 porselen 3 destan oynuyorsanız Shojin daha iyi. O önemli bir anekdot düşelim oraya. Anekdot modeller, not modeller neyse çok da önemli değil o. Ya yani mesela Hazire Shojingu Inzo, Statik, Nashor, Mücevher Leldiven, Dev Katili. Ya bir sürü item anladım her şeyi yapabilirsiniz. Çok takılmayın bu bis muhabbetine. Ben buna çok karşıyım. En iyi itemleri şudur falan fistan. Atıyorum geçen gün Lisantra'ya ben 3 tane Shojin yaptım abi. 3 Shojin ya. Abi çar taşıdı tek başına maçı. Herkese müebbet istana, herkese müebbet istana. Anladınız mı? O sizde ne varsa en iyi item olur. Ben sürekli bunu söylüyorum. Şurada gargoyle olmaz. Kanal yürek olur, varmok olur. Deeklov olur işte. Ejder pençesi. Ya bir sürü şey. Ama size tavsiyem bu kompozisyonda bana göre önemli bir şey. İnsanlar genelde şu hatayı yapıyor. Tank temberini tutup Udyr'a veriyor. Anladınız mı? Abi bu korkunç bir şey. Neden? Şu anda Kane meta. Ne bileyim kayısı oynayanlar sayla satıyor içeriye mesela. Sen bu kompta gidip tank temberini Udyr'a verdiğinde Udyr frontline'ı bırakıp gidiyor. Arka tarafa gidiyor. Hop senin hazirinin önü açık kaldı. Bunlarda item yok bunlar hemen eriyor. O yüzden ben genelde bu kompozisyonu oynarken tank itemleri Eni, Ornn, Natilius da dağıtıyorum. Udira ne veriyorsun derseniz ben genelde Udira abi hırsız eldiveni veriyorum. Benim tercihim tabi bak yani saygı duyarım. Birisi çıkar der Udira'da tank itemleri daha iyi. Eyvallah o kendi fikridir. Ya benim fikrim ben Udira'ya hiç güvenmiyorum. Yani günahım kadar güvenmiyorum Udira bu komplarda. Frontline adına tabi. Belki en güçlü şampiyonlardan birisidir. İl en güçlü şampiyonda kapışır yani. Oyundaki. Gibisinden. Yani bir sürü şey. Abi yani nasıl söyleyeyim size. Bu kompozisyon şöyle yani. Bu kompozisyonda eş bulamamak. Göz alınacak o kesinlikle. Eş bulamadın 8'de aradın İrelia buldun. Aynı sayfada 2 tane İrelia geldi. O hayatın içinde olan şeyler ha. Olmaz demeyin ha bilen bilir. Oyun sana İrelia 2 verir pat diye. Bir tane eş ararsın İrelia 2 gelir yani. Hop o olmaz. Kayısa gelir abi. Kayısa bulursa ona geçer. Kayısa'yı biraz anlatacağım şimdi. Ona da geçeceğim. O da çok güçlü şu anda. Yani YouTube'a defalarca birçok varyantını attığım için ve bu kompu oynamaktan da karşısında bulunmaktan da artık bıktığım ve tiksindiğim için hemen diğer kompumuza geçmek istiyorum. Sıradaki kompozisyonumuz Kayısa Zaya. Şu anki metada kesinlikle en güçlülerden. Burada en önemlisi Kayısa size sürekli anlattığım en iyi item sendeki itemdir. Genellememe. Aykırı olan nadir şampiyonlardan. Kayısa oynuyorsanız genelde erken karar vermenizi tavsiye ediyorum. Ya da eş oynarken ne bileyim eş bulamadınız ebedi son var. Kayısa buldunuz öyle geçmenizi tavsiye ediyorum. Zaten genelde oyuna ganimeti başladığımızda tercih ederiz. Hem geçişi kolaydır. Çünkü Timo atış ustası, Kobuko kavgacı, Hali oyun sonu kompozisyonumuz ile başlıyoruz neredeyse. Sivir, Alt hani. O yüzden öyle de yani erken karar vermek çok önemli. Çünkü ebedi son fıslatı olmadan kayısa vurmuyor arkadaşlar. Gerçekten yani bilmiyorum sizinki vuruyorsa vuruyordur. Benim fikrim vurmuyor. Ben hissetmiyorum vurduğunu bu iki item olmadan. Üçüncü itemde de benim en çok beğendiğim dev katili ve Shojin. Bana göre dev katili bir tık üstte ama Shojin de hiç fena değil. Ha onlar yoktur. Adaleti deli olur. Ölüm kılıcı olur. Bu liste uzar gider. Velhasıl en önemli iki itemi bu. Üçüncü itemi de söyledim zaten. Şojin veya dev katili size kalmış. Ben dev katiliciyim. Şojin'e de okeyim. Hiç sorun yok. Ya yani Kaisa itemlerinden sonra da bu kompozisyonda en önemli şey eklentilere. Eğer eklentileriniz güzelse ve ganimetçi başladıysanız birinci olması aşırı kolaydır. Eklentileri şimdi size söyleyeyim. Videonun ilerleyen kısımlarında da zaten ayrı bir bölüm olarak çekmeyi düşünüyorum. Orada anlatacağım bu mevzuyu. Ama mesela direkt isim olarak duymak isterseniz. çok Sağlıklı. Minik Dostlar. Bir de Atış Ustalarının bir eklentisi var. Sadece bir eklentisi var. Oh. Bu üç eklentiyi bulduysanız zaten kayıtsaylı 91'incisiniz Doğru ithameleri verdiğiniz takdirde. Doğru şampiyonlara koyduğunuz takdirde Değil ki doğru şampiyonlar bunlar diyebilirim. Bir farklı varyantı daha var. Ona birazdan geçeceğim. Yani velhasıl ben genelde bu kompozisyonda ilk olarak Kayısa itemlere önem veriyorum. Ebedi sonsuzluk. Sonrasında galyo ben önem veriyorum. Çünkü önde bir tankınız yoksa biliyorsunuz oyunda. En önemli şey bir taşıyıcı, bir tank. Sonrasında yan taşıyıcı, sonrasında yan tank diye düşünürüm ben hep. O yüzden ikinci önem verdiğim galyodur. Ee, dördüncü aşamadan sonra da karosellerden zaya item toplarım. Çünkü iki yıldız zaya genelde geç oyunda elde edebiliyoruz. Erken bulursun. Kayısan yoktur. Zayağın vardır. İtem vermekten çekinmeyin. Zayağ bana göre Kayısadan daha güçlü. Bunu söyleme gereği duydum. Çünkü Twitch'te canlı yayında bu soruyu o kadar fazla aldım ki. Abi Kayısa bulamadım. İtem bir Zayağ versem olur mu? Vesaire gibisinden. Veya karşımda bir keresinde adam Zayağ 2 varken bir level Kayısa İtem şahit oldum. Challenger'a göre da daha. Yani böyle dediğim gibi. zaya çok güçlü arkadaşlar. Falmayın. Öyle bu kompta anlatabileceğim ya veli asıl fiyat performansı olarak mükemmel bir kompozisyon bu. Size bir de bunun pahalı olan versiyonu var. Ejder Lord'u versiyonu. Onu anlatmak istiyorum. O hali de yeni metadaki belki en güçlü kompozisyonlardan kompozisyon demeye dilim varmadı. Çünkü çok güzel şeyler var. Ona geçelim hemen. Dostlar bu hali de işte Ejder Lord'u versiyonu. Az önce anlattığım <laughs> Kayı Sazaya kompozisyonunun. Bu hali biraz daha pahalı. Size zenginseniz öneriyorum. Veya çok yani çok şanslısınızdır. Erken bulursunuz şu Udyr'mış, bu Wukong'u Wukong bu arada onun levelde dahil ediyorum ben. Bu kompozisyona kongu çıkarayım. Um, Azir, Or Ya bu harika bir kompozisyon. Cid, gerçekten harika bir kompozisyon. Hani herkesi, herkes iş yapıyor ya. Böyle acayip bir şey. Bu hali de çok güzel ki İrelia Wukong. Kerry'i anlatmıştım az önce. Onun, ona çok benzer bir kompozisyon bu. Ejderle Ordu'yla oynuyoruz zaten yine. Ama bunda Kayısa zaya. Rakan halinde kullanmıyoruz. Zayi halinde kullanıyoruz vesaire. Çok güzel. Yani bu bu de oynayın mutlaka. Anlatacağım bir şey yok zaten. Kayısız Hayat'ta hepsini anlattım az önce. Diğer kompozisyona geçelim. Dostlar sıradaki kompumuz Göksel Kane Morgana. Benim çok sevdiğim bir kompozisyondur. <laughs> o yüzden izleyicilerim bu kompa çok hakimlerdir diye düşünüyorum. Güldüm çünkü çok oynadım geçen yamada bunu. Dalga geçiyorlardı. Ancak bu yamada göksel değiştiği için oynanış şekli değişti. O yüzden size yine anlatmam lazım. Göksel özelliği artık birimlerin yıldız seviyeleriyle birlikte güçlenmiyor. Bu çok önemli. Göksel özelliği artık göksellere %70 daha fazla nitelik kazandırıyor. Ve göksellerin artık takım arkadaşlarına kazandırdığı nitelikler bayağı nerflende. Bu ne demek? Bu kompu ben artık göksel amplam olmadan oynamıyorum. Çünkü Göksel amblemini Kane'e vermezsem Göksel'den eskisi kadar faydalanamıyor. Ve eş Kaysalara, İrelyalara, Azirlere karşı güçsüz kalıyor. Bu kompta anlatmak istediğim farklı bir senaryo daha var. Öncelikle ben bu Kane'i anlatayım size işte bu amblem olmadan ben oynamıyorum. Amblem bulduktan sonra da artık son vermeye kıyamıyorum. Bir tane iyileştirme, bir tane Edge of Night zaten bana göre Kane'in en önemli temi budur. Olmazsa olmazı budur Kane'in. Şuraya istediğinizi koyarsınız o size kalmış. Kanı olur. Ne bileyim Dev katil olur, ofansif olur. Ebedi olur. Hani ya bir sürü şey senaryo işte. Hep anlatıyorum zaten size. Yani istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ama ben somsaltı koymuyorum artık. Yani göksel ile oynadığım için. Eskiden mesela genelde herkes şöyle yapardı. Koca artı somsaltı verirdi. eli ve somsaltı. Güzel de olurdu bu ilk. Ama dediğim gibi işte. Ben o yüzden mesela iyisine veriyorum somsaltıyı. Sallıyorum. Bu Kong'a veriyorum. Bunları farazi koydum arkadaşlar. Morello biraz kritik Morgana'da. Morello çok önemli. Morgana çünkü oyunda Morello'yu en iyi tutan şampiyon desem herhalde kimse alınmaz. O yüzden ona bir Morello veririm. Shojin olsa da olur olmasa da olur. Öyle bir farazi koydum. Um, ee, Lee'sin keza tek son olur. Bu Kong bak. Bu Kong önemli. Artık Göksel'lere %70 daha fazla nitelik kazandırdığı için Lee'sin yan taşıyıcıdan çok bu Kong yapmak zorunda hissetmeliyiz bence. O yüzden bu konku itemliyorum ben Kane'den sonra. Morgana şeye falan çok önem vermiyorum yani. Eskisi gibi en azından iyisine. Ee, bir anlatmak istediğim oydu. Size bir de anlatmak istediğim farklı bir senaryo daha var. Bu kompta Kha'Zix 3. Nasıl? Oyun üstümüz erken oyunda Kha'Zix, Malphite, Kiana vesaire yağdırıyor tamam mı? Hop. Mesela sen Ne bileyim buraya Malphite mi girsin? 3 level. Bunları yağdırıyor kankalar. Ben bunları çok güçlü olacağını düşünüyorum. Zovrol'da. Ya size şöyle söyleyeyim. Kane'in zaten insanları beri aynı. Örneğin son verdim. vardı. Thanos'lamış verdim. Az önce anlattığım şeyler. Böyle yaptığımızda yine late'de buraya gidebiliriz. Atıyorum Kane'in ileride TG verir. Vesaire vesaire. Ama Kha'Zix 3 mesela Kiana'ya maksimum. 3 level Kiana bu çok güçlü. Onu ayrı bir konuşalım. Şu anda onu hiç test edemedim. O yüzden hiç şey yapmak istemiyorum size. Satmak istemiyorum Kiana'yı. Hiçbir fikrim yok çünkü daha tam olarak oynayamadım. Üç yapamadım. Herkes sıklıyor diye üçlenmedi bende. İşte TG verebilirsiniz bunlara da. yana sonra değineceğim. Ee, ben bunu çok güçlü olacağını düşünüyorum. Yakın zamanda da muhtemelen oynayıp YouTube atarım bunu. Neyse. Videoyu buraya kadar izlediyseniz burada önceki kompozisyonlar sıralama olmaksızın yeni metada en güçlü bulduklarımdı. Buradan sonraki kompozisyonlar da kanımca yeni metada duruma göre güçlü olan kompozisyonlar. Duruma göreden den kastım. Tempoyu da yüzcan oynarsınız. Üstünüze yağdırır vesaire. Direkt kazanırsınız maçı. Veya ne bileyim 100 gol tararsınız. Bir tane bulamazsınız. Sonuncu olursunuz vesaire. Ya velhasıl sizi vezir edebilir. Rezil de edebilir. Duruma göre olan bu komplar. Hızlıca oraya geçeceğim. Dostlar bunu buraya çiziyorum. Bu kompozisyon Hepsini taşıyıcı olarak oynayabileceğiniz bir kompozisyon. Bu çekirdek katro. Çok güzel bir çekirdek katro. İşte Cana Kerr oynayabilirsin. Bununla bu itemleri verirsin. Ne bileyim Zoe oynarsın. Üçlersin Zoe'yi. Zoe, yi, Zoe yi ana taşıyıcın olur. Cana'ya bir şey vermezsin. O iki yıldız kalır. Mesai yani öyle şeyler. Zairo üçlersin. Zoe iki kalır. Şu ikisini üçlersin. ikisi taşıyıcı olur vesaire. İtemleri farazi ekledim. AP şampiyonlar zaten. Bunlardan önemlisi Shojin. Sonrası size kalmış. Güzel bir AP item. Rabadon. Archangel olur. Ne bileyim. Mücevherli ben olur. Sayarım sonra kedi item verebilirsiniz keza o da sırıtmaz. Ya yani üçlediğinize bağlı hangisini hitliyorsanız. Öyle. It tank dayana çok. Dayana da mesela crown ekledim buraya kraliyet tacı. Çok güzel item dayana da. Niye bu kompta tek front görevini görüyor genelde. Çünkü Nico ve Riven üçlemek çok zor. Bunlar genelde iki yıldız kalır. Öyle bahsettiğim gibi yani bu taşıyıcılar oynamak istiyorsanız bu çok güzel bir şekilde katro. Ha mesela buraya ne eklenebilir level'larda? Çok sağlıklı vardır mesela Aatrox eklerim. Kavgacı açarım. iki kostur. Ayrıca tüm takımı 100 can kazandırır. Şok sağlıklım yoktur. Bu kong atarım. Şanslı yıldır rakan atarım. Sin koyarım. Ejderli ordunu arttırırım. 4 ejderli orduna geçerim. Vesaire vesaire. Yani birçok varyantı var. Öyle bir bahsettim. Mesela bu kompozisyonda Shen'in taşıyacak eklentisi bulursunuz. Shen'iniz menzil kazanır. Uzaktan vuruyordur. 2 Guinzo yaparsınız. Ben dikenli yelek veriyorum. İnsanlar genelde dikenli yeleği çok beğenmiyor. İzleyicilerim olsun, rakiplerim olsun. Onlar genelde hextech veriyor. Veya ne bileyim dev katili veriyor. Siz onları da verebilirsiniz. Benim dikenli yelek vermemdeki amaç Chen'in burada yazıyor zaten. Tikili yeteneği armorundan oranlı vuruyor. Ve oturu turu demiş o vurduğu gerçek hasar artıyor armoruyla. <laughs> ya bildiğiniz dikenli yelek şey gibi bunda. Kayısa'ya nasıl ebedi yapıyoruz? Dikenli yedek de bana bunda ebediymiş gibi geliyor. Ama insanlar çok beğenmiyor. Ben çok beğeniyorum. Keza ofansifliğine geçtim. Eş Kayısa metasındayız. İrelia metasındayız. Kay metasındayız. Onlara karşı canlı kalmamı da sağlıyor. Kayta sona kaldınlar. Öyle. Mesela taze bufflandı. Hem Alun bufflandı hem Metap bufflandı. Altı Metap. Alun 3 dersiniz. Shojin Morelli olmazsa olmazdır. Yanın Arkenci, Drabadon. Mücevherleri ben verirsiniz. Yone üçlersiniz. Titan kan uslamış. Adaletin eli. Gecenin kıyısı. Civa. Verirsiniz. Bu ikisini üçlersiniz. Belki birinci olursunuz. Yatırım tavsiyesi değildir. Hayalet efendisi Senna. Uzak durun. Bugün dünden daha mutsuzsam. Tek sebebi Narkintrit. Uzak durun. Düellocu. Şansına güveniyorsan oyuna. Birinci olabilirsin. Ama olmaya da bilirsin bu board'u birebir yapıp. Dostlar beni bilen bilir. Uyandım gece 11.30. Yayına girdim gece 12. Yemek bile yemedim. 6 saat ya da 5 saat emin değilim. Öyle bir yayın yaptım. Yeni Yamada. Hemen yayın biter bitmez. Bu işe giriştim. Ve abartmıyorum saat şu an 11. Yaklaşık 12 saattir bilgisayar başındayım ve öldüm. O kadar yoruldum ki. Yani umarım bu kadar emeğin karşılığında TFT'yi seven ve daha iyi oynamak isteyen birçok insana bir katkım dokunur da. Boşa kendimi yormamış olurum. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Gününüz de gönlünüz gibi güzel olsun canlar. Hadi eyvallah.